Selamünaleyküm. Oo, hoş geldin. Buyur otur. Ev sahibi de birazdan geliyor. Ben de onu söyleyecektim. Bir aksilik yaşadık. Dün gece bir hastalık olayı oldu da dün gece. Depozitoyu veremeyeceğiz. Paranın yarısı gitti. Bir aylık peşin versek? O da olmaz galiba. Yani bir şey yapabilmemiz mümkün mü acaba? Geçmiş olsun da kardeşim, bu fiyata böyle bir bedava zaten. Ya millet 1000-2000 dolar depozito istiyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu fiyata bu evi bir daha rüyanda görürsün. Anlıyorum. Peki ne yapalım? Her neyse. Ha. Şey... Ya istenmez ama kaporayı alabilir miyim? Orada dur bakalım. Sabahtan beri o ev için kaç kişi geldi biliyor musun? Sırf sen kapora verdin diye beklettim ben. İyi de eve hiçbir şey yaptırmadık ki de. Yani zaten bir sürü talibi varmış, kendin söylüyorsun. Hani bir şey kaybetmez misin gibi geliyor kaporayı versen. Yani bence. Öyle düşündüm. Değil mi? Neyse ben kalkayım. Tövbe tövbe ya. Ulan ne insanlar var ya. Hem insanı meşgul ediyorlar hem de kaporayı geri istiyorlar. Kapora geri mi verilir? Duvarda bile yazıyor. Okuman yazman yok mu senin? Kısa kes. Nerede duracağını bil. Adamı rencide etme. Kızı koluna takıp hava basmayı biliyorsun ama. Ne dedin sen? Kızı koluna takıp da mı dedin? Konuştuğuna dikkat et. Kızın adını ağzına alma, çok kötü yapar. Akşam akşam başımı belaya sokma beni. Sakin ol ya. Niye üzerine alınıyorsun ki? Ben öyle ortadan konuştum. Yani öyle yapanlar var dedim. Yanlış anladın beni. Hayda. Millet hepten delirmiş. Ben ne dedim şimdi buna ya? Kız dedim saldırdı. Adını söylesem öldürecek dedi.